1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 173. Semih Ofsetsek Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Semih Ofsetsek Yayınları Sayfa 173. Atlantik Bildirisi. 14 Ağustos 1941 2. Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken 9 Ağustos 1941'de İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt Kanada açıklarında bir savaş gemisinde bir araya geldiler. Henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmediği bu dönemde iki lider 14 Ağustos 1941'de ortak bir bildiri yayınladılar. Görsel 5.14. Atlantik Bildirisi olarak adlandırılan bu bildiriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafsızlık politikasını terk ettiği açıkça ortaya çıkmıştır. Bu bildiride yer alan maddeler daha sonra Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın içine de alındı. Bildiride özetle şunlar öngörülüyordu. Savaştan sonra toprak kazanılmayacak. Halkların onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak. Milletler kendi geleceklerini kendileri tayin edebilecek, self-determinasyon. Uluslararası mecrada işbirliği gerçekleştirilip geliştirilecek. Temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılacak. İnsanlar korkudan ve açlıktan kurtarılacak. Açık denizlerde ticaret serbestliği gerçekleştirilecek. Mihver devletler silahtan arındırılıp savaştan sonra da topyekün silahsızlanmaya gidilecek. Atlantik Bildirisi ile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere savaş sonrası dönemde kurmak istedikleri yeni dünya düzeninin esaslarını belirlediler. Mihver devletlere karşı dünya kamuoyunun desteğini elde etmeyi amaçladılar. Atlantik Bildirisi kararlarını Wilson ilkeleriyle karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz. Cevap: Atlantik Bildirisi 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından oluşturuldu ve savaş sonrası dönemi hedefledi. Wilson ilkeleri ise 1. Dünya Savaşı sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından ortaya kondu. İkisi arasındaki benzerlikler uluslararası işbirliği, barış ve kendi geleceğini tayin hakkı konularında bulunurken, farklılıklar tarihsel bağlam, katılımcılar, toprak kazanımı ve savaş sonrası dünya düzeninin önerileri üzerine odaklanır. 1. 2. Sınıf Semih Ofsetsek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 173 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.